Sağlıklı ve güler yüzlü dişlere nasıl sahip olunur? Sorumuzun cevabını Batman'da hizmet veren Kerim Dental Diş Kliniğine konuk olarak öğrendik. İzleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Birçok tarihi zenginliği olan bir ilimizdeyiz. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Batman ilimizde ilk duraklarımızdan bir tanesi olan Kerim Dental Diş Kliniğine konuk olduk. Yanımda da diş hekimi Barış Bey bulunuyor. Barış Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Batman'ımıza. Teşekkür ederiz. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Barış Şevay, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Bir yıllık mezunum. Kerim Dental Lisesi ile bir yıldır beraber çalışmaktayım. Peki Barış Bey, burada birçok alanda hizmet veriyorsunuz. Hastalarınıza ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Diş hekimiyle ilgili A'dan Z'ye bütün hizmetleri burada vermekteyiz. Yani klinimiz olarak her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz bu klinikte. İşte ortodontidir, implanttır, diş hekimidir, dolgu, kanal. Bütün hizmetleri burada vermeye çalışmaktayız. Yani ama buradaki amacımız buraya gelen halkın ya da hastalarımızın buradan çıkıp gitmemesi. Yani olarak başka bir yere, başka bir ile, üniversiteye ya da bir yere ihtiyaç duymaması. O yüzden burada elimizden geldiğince bütün tedavileri yapmak istiyoruz. Yani yapıyoruz da, öyle söyleyeyim. Her türlü tedavi içinde malzemelerimiz mevcuttur yani. O yüzden hiçbir şeyden kaçınmıyoruz. Malzeme olarak her şeyimiz var. Yani eksiksiz olarak çalışmak istiyoruz. Yani bir işi tam yapmak için ne kadar iyi malzemeniz varsa o kadar kısa sürede daha iş yaparsınız. Olarak da siz de konforlu bir şey yapmış olursunuz. Hasta da konforlu bir hizmet görmüş olur. Peki hocam, şimdi biraz önce burada gezdiğimiz zaman şunu fark ettim ki laboratuvarınız var, röntgen odalarınız var, steril cihazlarınız var. Bunlardan da biraz bahsedelim mi? Nasıl süreçler işliyor? Olarak şimdi mesela hasta ilk geldiğin zaman oral muayenesini yapıyoruz burada. İlk olarak işte gözle görebilen şeyleri görebiliyoruz ama gözle görebilen şeyleri de filmle, röntgenlerle şey yapıyoruz. Panoramik röntgen cihazımız var burada. Periapikal röntgen cihazımız var. Bu cihazlar bizim için daha çok kolaylık sağlıyor çünkü bazı şeyler ağızda belirti vermiyor ve film olarak daha net görebiliyoruz. O zaman hastaya daha iyi bir bilgi verip hastayı daha iyi yönlendirebiliyoruz en azından. Hasta da kendi gözüyle görmüş oluyor. Çünkü ben ağız içinde baktığım zaman hasta pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü biraz ön yargıları var. Hem korkuları var, kendileri de haklı. Ama filmle en azından o şeyi destekleyip gösteriyoruz. Yani kendi ağzı. O yüzden daha iyi oluyor. Laboratuvar olarak da kendi laboratuvarımız var, küçük bir yer. Kendi burada yapabildiğimiz işlemleri kendimiz burada yapabiliyoruz. Daha ileri aşamaları Ankara'ya da kendi laboratuvarımıza, Erbil'deki laboratuvarımıza gönderiyoruz, öyle söyleyeyim. Şimdi Barış Bey, burada diş eti rahatsızlıkları, birçok işlem yapılıyor ama öncelikle şundan da bahsedelim istiyorum. Protez işlemleri nasıl oluyor? İmplant tedavilerini nasıl yapıyorsunuz burada? Şimdi diş eti rahatsızlıkları olan bir rahatsızlık. Belirtileri böyle çok bariz olan bir rahatsızlık değil yani. Hasta konforundan vazgeçiyor. Ama dişler yavaş yavaş gitgide gidiyor. O yüzden de hastalar en son aşamaya geldiği zaman geliyor buraya. Ya da buraya geldiği zaman biz o aşamayı yakaladığımız zaman, başlangıç aşamasını yakaladığımız zaman hastalar pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü ağrı yok, acı yok. Hasta o yüzden pek inanmıyor. Bir de uzun süreli bir şey. Bakım da gerekiyor. Sadece olarak diş eti rahatsızlıkları tedavisinde sadece hekim tedavi yapacak kişi değildir. Hasta-hekim ilişkisi gerekiyor burada. Yani hekim yaptığı kadarıyla da hasta önem göstermezse bu tedavinin bir anlamı yok yani. Diğer tedavilerde hekim yapar, hastanın bir şeye bakması gerekiyor, sadece fırçalaması gerekiyor. Yani dolgudur, bir sıkıntı çıkmaz. Ama periodontal tedavide hastanın ağız bakımı çok iyi olması gerekiyor, hasta da çok iyi bakması gerekiyor. Peki Barış Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kerim Dental Lisesi olarak çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, bizi ziyaret ettiniz.